Herkese mutlu, keyifli, lezzetli, cippanası bol, alkışı bol, gülümsemesi bol, şeftali kebabı dumanına boğulmuş güzel bir gün diliyorum. Hayat devam eder. Her şeyin bir gün sonrası vardır. Bir gün sonrası vardır. Ve henüz insanlık yaşamadı. Dünyanın sonunun bir gün sonrasını insanlar bilmeyecek. Ama onun ötesinde ne yaşanırsa yaşayanlar Allah ömür verirse ertesi günü görecek. Bir gün sonrası. Bir gün sonrasının da bir gün sonrası vardır. Ve dünya bireysel ve toplumsal, ulusal dinamizm içerisinde değişen konjonktür, değişen koşullar nedeniyle evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Güzel bir sözdür. Ve her seçim bir demokrasi sınavıdır. Asla bu coğrafyada seçimlere farklı bir misyon yüklenir. Çok farklı bir misyon yüklenir. Yani ölüm kalım meselesidir. Biliyorsunuz her yaz hiç böyle sıcak olmadı derdik. Halbuki bu sıcak her sene vardır. Tamam mı? Her seçim için varlık yokluk meselesidir. Ya hele bir devlet varsanız siz, devletseniz varlık insanlardan, insanlar için varlık yokluk olabilir. Ama devlet için varlık yokluk olamaz. Hele 100 yılını geride bırakmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti, istenildiği kadar zorlansın, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu dünyanın en prestijli, en güçlü ordularından biridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet geleneği en köklü devletlerden bir tanesidir. Onun için filan kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonu gelir. Filan kaybederse şu olur. Yoktur öyle bir şey. Aklınızın ve mantığınızın kabul etmediği hiçbir kötü senaryoyu Türkiye seçimleriyle bağlantılı güçlü senaryo olarak görmeyin. Hiç görmeyin. Sen görmüyor musun? Ben görmem. Görmem. Çok zor, çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1974'ün 20 Temmuz'unda devlet varlığını riske sokarak savaşa girdi bizim için. Kore savaşçılarının filan ki o büyük ölçekli bir savaşta yer almaktı. Türkiye'nin tek yanlı iradeyle savaşa girdiği örnek. Cumhuriyet sınırları için dışına çıktı ve kendi siyasi hedefleriyle de bir savaş yaptı. Savaş her şeyi değiştirebilir. Küçük bir savaş, orantısız yani Türkiye biraz bedel ödese bile neticede Kıbrıs'taki savaşı kazanacağı kesindi. Yani şimdi Türkiye karar verse, Rum'da yalnız Yunanistan'dan baş başa kalsa, Türkiye tankının zırhlısının zaman açısından gidebileceği yere kadar o kadar zamanda gider. Alırsa da alır. Konjektür şimdi buna izin vermiyor. 20 Temmuz'da daha diyeceğim, Türkiye savaş yaşadı. En önemlisi Suriye'de, Kuzey Irak'ta Türkiye savaşın parçasıdır. Türkiye PKK'yla mücadelede bir görüşe göre 3 trilyon dolar harcadı. Suriyelilere harcanan paranın bir yıllık para
bize, dün akşam da bu stüdyoda söyledim, Türkiye'nin bize harcadığı 64'ten bugüne 64, 36, 23, 50 sene, 49-50 senede bize harcadığı paradan fazlası. Çünkü biz aynı zamanda ticaret ilişkilerimiz de aslında Türkiye'nin bize kaşıkla verdiğini kepçeyle de iade ederek. Yani Türkiye ile 1,5 milyar dolara yakın ithalatımız var. İhracatımız da 100 milyon dolar civarında. Bu da yani Türkiye böyle ticarete can kurban. Ama biz Türkiye ile mahsuplaşmayız. Türkiye'de her şeyin sağlıklı olmasını dileriz. Bulunduğumuz dünya görüşleri benim ve biraz sonra duyururum size sevgili Aziz Karaaziz'dir. Hep onun konu olurdum. Bugün de Aziz benim konum olacak ve çok iyi iki dost sohbeti yapacağız. Gündemi konuşacağız. Ama şunu bilelim ya. Ben mesela Aziz Karaaziz'i severim. Onun da bana karşı bir saygısı olduğunu hissediyorum. Çok net dünya görüşümüz ve siyasi yaklaşımlarımızda bir takım farklılıkların olduğuna da düşünürüm, inanırım değil. Ama müthiş tamamlayıcı bir üslupla bu konuları konuşuyoruz. İhtiyaç budur. Ha, Türkiye bu bağlamda maalesef sıkıntılı. Sıkıntılı. Yani siyaset bir kan davası gibi yapılamaz. Eğer birileri varsa ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı için tehdittir, hukuk çalışır, anayasa çalışır, o insanlar suçlu olsa cezasını görür. Yani eğer varsa da kimseyi, çünkü çok özür diliyorum, hemen döneceğim sevgili Azze. Ya ben bu küçücük toplumda bunu yaşadım ya, 2000'li yıllarda. Tutturdular, işte Karen Fok'un Avrupa Birliği şuydu buydu, ben anlam planına evet dedim. BRT'de programlar yaptım. 1 euro menfaatim olmadı. İnandığım için evet dedim ya. Ama bana neler yapmadılar, neler yazdılar, ettiler. O zaman Volkan Gazetesi. Her Allah'ın günü. Allah rahmet eylesin, Rauf Denktaş da alırdı gazeteyi, böyle gösterirdi. Ya yok muydu gerçek? Yoktu. Sonunda Aydın Akkurt hayattadır, Cumhurbaşkanlığında görev yapar. Dedi ki, talimattı, seni itibarsızlaştıralım ve yazıp söylediklerin kale alınmasın, ciddiye alınmasın, güven duyulmasın. O günden sonra bu hainlik edebiyatı yapanlara zırnık inanmam mesela. Zırnık inanmam. Peki, bir devletin içinde yabancı unsurlara çalışan insanlar olabilir mi? %100 olabilir. Dünyanın casusluk tarihine bugün emin olun Moskova'da Amerika'ya hizmet eden ajanlar vardır. Rus, hem de devletin önemli yerinde. Yani şimdi gariban insanlar ne yapacak ya? Ne bilir yani şimdi Aziz Karaaziz ya da Hasan Öztürer. Ya ben devletin sırlarını mı bilirim ya? Tamam mı? Rum toplumunda var mı bize hizmet eden? %100 vardır. Var yani. Türkiye'de Yunanistan'a hizmet eden var mı? %100 vardır. Yunanistan'da Türkiye'ye hizmet eden var mı? Vardır. Ama onlar genellikle bu tip insanlara dişleri geçmez. Onlar bildik statülerle, hatta bir zaman 3 tane popüler casus varmıştı bizim toplumumuzda. Ve bunlar bilinen insanlardı. Bunların hemen hemen tümü de daha sonra süreç içerisinde hep itibarları iade edildi değil, hep itibarlı oldular. Ondan sonra gariban insanlar bu bilmem neyin satılmıştır, bu bunun. Ya sen beni kandıracaksın, gerçek hedefi görmeyeyim diye de abuk sabuk şeyleri mi göstereceksin? Neyse. Burası bizim vatanımızdır. Burası doğduğumuz topraklardır. 74 sonrası burası daha da bir vatanımız olmuştur. Rumlar bizimle beraber bu ülkeyi yönetmek istese biz hazırdık. Olmadı. Yine de kısmet olursa olur.
Ve bugün sevgili Aziz Karaaziz ile birlikteyiz. Çok tatlı ve keyifli bir sohbetçik yapacağız. Kızma yok, öfke yok, sataşma yok, bulaşma yok, yok. Aklımızdan geçeni, yüreğimizden geçeni sizlerle paylaşacağız. Yani ya bir şey demeydim işte bunu. Bir ülkede suya sabuna dokunulmazsa o ülke pislik içinde kalır. Onun için biz suya da dokunuruz, sabına da dokunuruz. Aziz kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim formatımdır böyle girişte bir sözlü makale. Keyifle izliyorum, keyifle dinliyorum. Gayet hem doyurucu hem öğretici hem de gerekli aslında bu tür girişler. Yapmak lazım herhalde. Evet, şimdi siyasetin, istersen yani demesinler sonuna bıraktık. Türkiye'deki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi yani sürpriz diyen yoktur herhalde. Yani bugün baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan ve herhalde yoktur Türkiye tarihinde kesintisiz bu kadar süre iktidarını sürdüren bir siyasetçi seçilerek yoktur kesintisiz olarak. Yani de darbelerle giden gelen oldu işte toplasak belki. Evet, hani evet, evet. Adnan Menderes 1950 yılında iktidara geldi. 10. yılda idam edildi. Yani Türk demokrasi tarihinin en büyük siyasi ayıbı ve cinayeti. Yani üç kişi asılmadı. Türk demokrasisi sallandı orada. O yüzden yani önce bunları yani şimdi bir de öyle bir ortam oldu ki iyi bir şey söyleyince sanki işte tırnak içinde söylerim yalakalıktır gibisinden. Mesela gazete var şu anda senin önünde. Reis birinci şeklinde çıktı ve bunu bile eleştiren oldu, duydum. Tamam da şimdi şu var herhalde, yani eskilerden başladık, eskilerle devam edelim. Rahmetli Bülent Ecevit'in lakabı neydi? Kara olan. Şimdi eğer seçimde o olsaydı ve bu sonucu o alsaydı, oraya kara olan birinci denmez miydi? Denirdi. Yani şimdi Sayın Erdoğan da reistir. Yani Demirel'den bahsettik, ona da baba derlerdi. Yani bu siyasette vardır. Çok mana arıyoruz, onu söylemek istiyorum. Yani çok böyle gizli ajandalara çok meraklıyız. Az önce sen de söyledin, haindir bu, o yüzden yapar. Yok kardeşim, yani ben düz yayın yapıyorum. Açıkça söylüyorum her şeyi. Açıkça söyleyince de vardır bunun bir art niyeti. Art niyeti yok. Aslında konuşmayanlarda art niyet aramak lazım değil mi? Yani susan adam niye sustuğunu açıklamalıdır konuşması gerekirken. Hele ki gazeteci ise, konuşmuyorsa, yazmıyorsa, yani ben bunu art niyet söylüyorum ararım. Ben. Yani konuşan adamdan yayınlanmayacak şeyleri yazmam ben. Acaba çünkü neticede her zaman ben bu gazetede bir dönem son 2-3 yıl diyelim neredeyse Ali Baturay'dan sonra baş yazılarını da yazdım, köşe yazılarımı da yazdım. Ama ben her zaman yazılarımı birilerine gönderdim. O bey yayınlanması, eğer tereddüt geçirirse Asil Bey'e kadar falan gittiği de oldu ama Ağustos'dan Aralık'a kadar da, Kasım sonuna kadar birine göndermeme de gerek yoktu. Çünkü gazeteyi 6 aylık sürede birinci sorumlu olarak yayınına katkı koydum diyeyim yani. Ama yani ben bugün bu gazeteyi ben yapsaydım belki başka başlık atardım ama bir başkası da benim attığım başlığa tabii ki derdi. Yani ben şunu öğrendim. Hiç. Şunu öğrendim. Bir en az senin kadar değerli bir abim bana şunu öğrettiydi. En doğru haber, habercilikte en doğru cümle yoktur. Anlatabiliyorsan sen kendi üslubunla doğru odur. Yeter ki içeriği yanlış olmasın. Yoksa hangi kelimeyi kullanmışsın, hangi ifadeyi tercih etmişsin? Ben öyle yazarım, sen öyle yazarsın. Sonuca bak, anlama bak. Anlamı vermek istediğin ifadenin gücünü verebiliyorsan budur. Yani yoksa eleştiririz. Çok çok kolay eleştiriyoruz. Bakınız burada haber şudur. Milletvekili seçiminde evet. Cumhur İttifakı 324, çoğunluğu. Millet İttifakı 212, Emek ve Özgürlük 64 milletvekili çıkardı.
Tamam mı? Haber budur. Evet. Zafer Cumhur'un. Niye? Çoğunluğu aldı. Ben yani isterseniz çoğunluk değişmedi. Ya da desem evet. Ne fark ederdi? Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,5 oy oranında oy aldı ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık %5 oranıyla geçti. Yalan mı? Değil. Dediğiniz gibi evet. Bir tercihtir bu. Yani bilmiyorum. Yani onu, ama söyleyeyim. Hayır, buna alışacak yani, ama biz belki sevgili Aziz mana arayışımız çok anlam yükleriz, mana yükleriz. Sonra biz de kalkamayız altından. Bazen o kadar çok abartırız ki iş başka yerlere gider. Sonra işte Nasrettin Hoca gibi olmayalım. Söyleyip sonra biz de inanmayalım. Yani en çok korktuğum şey odur. Yani bir kişi herhalde en net kendini söylediğinin ne olduğunu bilen odur. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, ne maksatla söylüyor da bir süre sonra kendi söylediğinin büyüsüne ya da zehrine kapılabiliyor insanlar. O zaman da gel de işin içinden çık noktasına geliyoruz. Seçime gelelim. Seçim evet. Önemli bir seçim tabii ki. Yani, Türkiye seçimi hem Türkiye için hem bizim için, bölge için, Amerika için. Çünkü Amerika'nın da bölgede planları vardır, çıkarları vardır. Hemen yanı başında bir Rusya var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrının farklı olmasını istiyor Amerikalılar. Bunu herkes biliyor. O yüzden Türkiye seçimi çok önemlidir. İşte 15 gün sonra ikinci tur olacak. Bugün Yüksek Seçim Kurulu resmen onu da ilan etti. O da çok önemlidir. Yani Türkiye'yi 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl süreçteki yönetim biçimi artık Cumhurbaşkanı hükümettir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'de temsili bir makam değil. Onu biliyoruz ve bunu belirleyecek olan seçimin önemini söylemekten imtina edecek duruma getiren bazı şeyler oldu, yorumlar oldu. Yani bu kadar Türkiye'de birileri siz bundan bir beklentiniz mi var? Var. Niye? Yani Türkiye'den benim niye beklentim olmasın? Türkiye'nin benden niye beklentisi olmasın? Yani bir aile düşünelim. Bir aile içerisinde de aile bireylerinin de birbirinden çıkarı yok mu? Birbirinden beklentisi yok mu? Yani işte klasik yapıda baba çalışır, eve para getirir, anne yemek yapar. Öyleydi bir zamanlar. Yine bu çerçevede herkesin kendine düşen görevleri yapması değil midir aileyi ayakta tutan? Biri biraz aksasa o görevini, sorumluluğunu diyelim yerine getirmese aile çatırdamaya başlar. Yani ben öyle bakıyorum olaya. Yani Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk'ü zaman zaman hep çok severiz biz bu terminolojilerle oynamayı ama değişmiyor sonucu. Birbirlerine karşı evet sevgimiz büyüktür, birbirimize karşı saygımız da büyüktür. Kızgınlıklarımız da hatta olduğunda büyüktür. Yani insan herhalde hep aile örneği vereceğim ama en fazla ailesinden birine kızar. Kızdığında öfkesi çok fazladır. Yani insan annesine babasına bile kızar, kardeşine bile kızar ve aslında sokaktaki bir insana, sokaktaki bir arkadaşımıza olan kızgınlığımızdan daha fazladır o kızgınlık. Ama çünkü yürekten gelir. Yani söyleyeyim, ben bu kadar iyi iliş şu vardır. Geçenlerde bir yazımda da vurgu yaptım. Rumlar Türkiye'den korktukları için garanti sistemine karşıdırlar, garantörler. Öyle söylüyorlar. Korkuyorlar. Ama gerçi bir çabucak yıllar önce, 2000 başlarıydı galiba, Kıbrıs Üniversitesi'ne güneyde davet edildim. Yazılarımı okuyup değerlendiren Türkoloji bölümü öğrencileri hep Kıbrıs'ı Rum. Onlarla bir sohbet yaptım. Sordum, Türkiye'den korkuyor musunuz, Türklerden korkuyor musunuz? Bir tanesi ısrarla elini kaldırıyor. Ben de soru sorduğumda el kaldırana değil, ben istediğime sormayı tercih ederim. Yani aksi halde biri der ki aman elimi de kaldırmam, biri de beni rahatsız etmez. Sorduğumda ben dedi korkmuyorum dedi. Alt bana, biz de korku bekliyoruz. Dedi ki bir şey yapmazsam de korkayım. Bak çok güçlü bir mantık var. Demek ki siz kendinize güvenmiyorsunuz. Bir şey yapabiliriz ve Türkiye'ye müdahale eder. Biz niye korkuyoruz? Biz niye Türkiye'nin garantörlerini istiyoruz? Çünkü Rumlardan korkuyoruz. Yunanistan değil bizim korku merkezimiz. Rumlardır. Bu daha kötü çünkü. Yani dıştan gelecek biri değil.
Tamam mı? Ve bu noktada baktığınız zaman Kıbrıslı Türkler Türkiye'yle mahsuplaşmayı istemez. Türkiye'nin güçlü olması. Yani biz Türkiye'deki seçimleri izlerken Türkiye'deki siyasi tarafların birbirine karşı tavrını, üslubundan rahatsız oluyorsak, ya bu Türkiye bizim için önemli. Bunlar da yerli yersiz kavga ediyor. Türkiye bundan zarar görürse biz bundan da etkileneceğiz. Böyle bir ben merkezi var, evet. Kıbrıs Türk toplumunun. Onun için yani Türkiye ile bizim, geçenlerde de ben yazdım. Yani bu kendiliğinden bir iletişimimiz var, bir hukukumuz var. Ancak bu küçük büyük meselesi değil. Bu ilişkilerin özenliği olmasını gerektirir. Üslup. Üslup önemli. Tabii ki. Tabii yani, ki. Yani bu her şeyde öyle değil mi? Bu tabii üslup, ki yani üslup önemli. Yani biz istediğimizi söyler, istediğimiz gibi döveriz. Olmayacak. Yani inanıyorsak demokrasi vardır. Devlet vardır hepsi. Buna her şeyden önce buna inandığını uygulama olarak Türkiye gösterecek. Yani şimdi ben bunu dersem yanlış bir şey mi söylerim? Şimdi yanlışlar dediğimiz olayda, üslup olayı çok önemlidir. Ben de çok üzerinde dururum. Ama yanlışların Ankara'dan değil, Lefkoşa'dan başladığına inanırım. %100. Yani biz dahlimiz olduğunda başlıyor bu yanlışlar. Yani kimse Ankara'da oturup da, ya şu Kıbrıs Türklere de böyle yapalım, şöyle davranalım, şunu yapmayalım. Yok, bizde şu var, yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Birbirimizi müzevirleme hastalığına vazgeçmemiz. 10 puanlık bir tespit. Bundan vazgeçmediğimiz müddetçe hiçbir şey düzelmez. Doğru değil mi? Yani ilk fırsatta yaptığımız bu. Bir zamanlar sevgili az böyle interaktif olsun da klasik mekanik bir sohbet olmasın. Gelen Türkiye'den gelen elçilerin onuruna önce bir hoş geldin yemeği verilir. Ya elçidir ya da komutandır. Ve biz de devletin önde gelen kadrolar oraya davet edilir. Yani kamu hizmeti komisyonundan tutun bilmem nereye kadar. Ve başlarız biz orada gelenlere. Bu Hasan'dır. Buna dikkat et. Bu böyle bir şey. Bu kumarcıdır. Zengin bir kendinden yaşça büyük bir kadından evlendi. Parasını kumarda yesin diye. Evet. Bu böyle böyle, bu böyle böyle. Bu insanlar geldiğinde bize büyük bir hürmetle gelirler. Hepsi. Elçiden komutanlar da. Bakın. Sonra biz yavaş yavaş kendi kendimizi jurnallayarak, tamam mı? Yalan da tabii, yalan. Yani çünkü öyle bir yere getiririz ki bunlar haindir, böyle böyle. Siz de artık karar vereceksiniz. Yani tamam, kabul ettik biz biraz hırsızlık yapıyoruz ama karar vereceksin, hırsızlar mı hainler mi gibi. Ve en önemlisi kendi arkadaşlarını. Yani UBP heyeti şeye gitsin Ankara'ya, bir ayrılırlarsa her yalnız kalır öbür arkadaşlarını %100 çekiştirir. İlk fırsatta. Yani bu nedenle ben sevgili Aziz buna katılıyorum. İşte bundan vazgeçmemiz lazım. Çünkü öyle bir doza getirdik ki karşı tarafın da artık arayıp sevdiği, hoşuna gitmeye başladığı bir noktaya geldi. Yani onların da o yönü eleştiri noktamdır benim. Yani olabilir birileri gelip böyle bir tarz yaratıp konuşabilir. Bundan nasıl faydalanırım? Ha bak ne güzel, kuş uçsa haberim oluyor. Gelip her şeyi bana, bunlar birbirlerini müzevirleyip, bunun örneğini ben askerde gördüm. Askerde vardı bu sistemi. Bilerek kuran komutanlar da vardır. Adamcıklar vardır öyle. Gelir komutana, o onu şikayet eder. O biri gelir onu şikayet eder. Günün sonunda adamın masasında, komutanın masasında ne var ne yok bölükte, taburda, askeri birliğinde bilgi olur. Böyle bir yaklaşım oluşturduk ama biz oluşturduk ve ne yazık ki bu giden bilgi de değil, bunlar aslında dedikodudur ya da her neyse, çoğu yalan, çoğu yanlış ve neredeyse tamamı da art niyetli, kötü niyetli. İyi niyet de insan gidip bir başkasına şikayet etmez. Eğer ben işte Hasan Aksürer'de ilgili bir hoşlanmadığım, yanlış gördüğüm, kendisine, bana, başkasına zarar vereceğini düşündüğüm bir davranış, bir şey olursa ve bunu sürekli yapıyorsa çeker söylerim, ya abi derim, böyle böyle bir şey var.
neden böyle yapıyorsun ki? Yani doğrudan gidip muhatap olacağıma bunu başkasına söyle. Bundan prim umuyoruz. Artık vazgeçmemiz lazım. Parmağımızın arkasına saklanmamamız lazım. Yani bunları söyleyen işte Aziz çıktı, söyledi, kendi yapar herhalde, kendine bilir. Yok, ben öyle bir şeyim yok. Olsa zaten hiç susarım şu an burada, bozulmasın o düzen diye konuşurum. Bu çok ilginçtir. Ben hep bunu sorarım bu aralar, ona taktım. Namık Kemal. Namık Kemal mahpus geldi zindanda, Mausa'da sürüldü. Adam nereden şikayet etti? İki şeyden şikayet etti. Bir sinek, bir dedikodu. Hadi sineği anlarım, camdan pencereden girdi de dedikodu nasıl geldi mahpustaki adamı, zindandaki adamı? Kapının önünde çıkar Mausa'da. Ha işte, tur iki tur atması yetti. Düşünün yani nasıl bir şeydeyse, yoğunluktaysa artık zindandaki adam bile illallah etti. Çıkmamıştır belki de artık, bilmem. Ama şaka bir yana bu dozu ölçüyü kaçırıyoruz. Az önce çok güzel bir giriş yaptın sen. Bugünü yaşarken işte yarını da düşünelim. Dünü de unutmayalım. Biz böyle peşin gidiyoruz ama çok peşinciyiz. Yani bugünü yaşıyoruz. Dün buraya nasıl geldik? Dün neredeydik? Düşünmüyoruz. Yarın nereye gideceğiz? Onu hiç düşünmüyoruz. O daha kötüdür. Yani dünü unutalım ama belki de. Şu var. Yarını hep onu söylüyorum ben bazen. Yani ilahi güç bizi yaratırken eğer çok arka önemliyse bir çift göz de arkaya koyar. Evet. Tereddütsüz. Yani ne vardır ne yoktur. Bu birazcık da huy tüyü bilmek meselesidir. Yani geçmişte ne yaşadık ama geçmişte yaşadıklarımızı önümüze takoz gibi, taş evet. Yığını gibi de yığmayalım. Takılıp kalmamak lazım. Biz çok takıldık kaldık. Yani unutmayalım, tamam unutmayalım ama takılıp kalma da olmaz. Yani. Ya biz Kıbrıs Türk toplumunun avukatları hizmet ya da. Evet, bunun evet. Şey yok. Ama yani abartılması, herkes kahramandır mesela. İki şey çoktur bizde. Biri güneyde bırakılan malının ne kadar müthiştir, değerli olduğunu şey. Anladır. Güneyde bıraktığımız mallar, tamam mı? Üç tane Kıbrıs versek yetmez, karşılamaz. Ben espri yaparım. Derim ki bu Lemos'undaki Ankara sokağı, Şanzelize'nin Angolisi mi? Ve de girdi yetmedi filan. Anlatabildim mi? Bir de kahramanlıklar bitmez bizde. Bir zaman biri bir kitap yazıyor. Tamam mı? Bana dedi sen de varsın kitapta. He? Dedi kaymakta çocukken mermi taşırmışsın şeye, cepheye. Dedim ya beni sil. Yani 11 yaşlarında bir çocuktan bahsediyor. Tamam mı? Dedim ki beni sil. Niçin dedi bana? Biri anlattı ki beraber taşırmışsınız. Ya sil dedim. Kaymakta 30 tane mücahit vardı. 20 kadar silah vardı. 500 ile 1500 arasında rivayet edilir mermi sayısı. O kadar olan mermiler de herkesin cebindeydi. Cephanelik mi vardı da gidecektik cephanelikten mermi taşıyalım. Herkes kahramandır. Herkes. Yani mücahitlikte hatırası bir hatıra bir tarih kitabı olur. Yani ayrı bir tamam mı? Evet. Ha şimdi bir bakarım ben. Evet. İşte Rumlar bize savaş oldu değil mi? İşte 500 geçenlerde açıklandı. 500 kusur kaybımız var. 1500 kadar da Rumların var. Bunların bir kısmı 20 Temmuz'da 15 Temmuz darbesi sonra kendi evet. Aralarındadır. Savaştır. Şimdi matematiğe mi vuralım? Ben bir kişinin bile yani Murat Ağatlılar sandalları unutmam, Taşkent'i unutmam. Ben bırakın onu bunu. Kaymaktan göç edişimizi unutmam, evimizin yanmasını unutmam vesaire. Ama Rumlar da kendilerinin açısından anlattıkları vardır. Ama bunu kimden kaynaklanır? Ben kendi yaşadıklarımı öne tutarım. Ama bu çerçevede gerçekçi olalım. Geçmişe yani gerçek olan şu, Türkiye gelene kadar Rumlar bizi istediği zaman dövdü. Basit söylüyorum. Yani şanlı Baf direnişi, şanlı Larnaka direnişi, Lemos'un direnişi vesaire vesaire. İstediğini yaptı. Ne zaman Türkiye'ye geldi, bastı tokadı,
O günden sonra bizi adam yerine koymaya kalktılar dırnak içinde. Yani bunlar da realitedir Türkiye'yle ilişkilerde mesela ama hala daha biliyorsunuz Alzheimer hastaları yani o problemi olanlar geçmişi hatırlar. Uzak geçmişi çok net hatırlarlar. Uzak geçmişi. Tabii çünkü yani bunun hastalıklı bir rahatsızlığın başladığı dönem artık unutulur tabii. Yani o... Ya özgüvenle durun. Bunu zaman zaman burada da biraz farklı algılanır. Özgüvenim ben bazen derim Mahi gazetesinde bile ben yazarım derim. Ne için derler? Eğer gayleyi onlar çeksin. Basabilirlerse yazımı bassınlar. Doğrudur. Evet yani Kıbrıs Türk toplumunu aslında sağlıklı sorgulamamız gerekiyor. Evet ama yani yarını planlamak lazım. Yani bugün evet yaşayalım ben demiyorum kimseye. Düğünü unut da demem kimseye. Bugün zaten geçecek. Yani yarını planlayamıyoruz. İşte temel sorunlarımız da bu değil mi? Bugün bu ülkede yaşadığımız. Yani ne zaman bir şey konuşmaya başlasak mesela ben hiç anlam veremediğim işlerden birisi de budur. İşte sağlık konuşalım, işte sağlığı planlayalım. Sağlığı planlayamayız çünkü nüfusumuzu bilmiyoruz. Eğitim yapalım, aynı şey, aynı mazeret eğitimde de var. Şunu tamam o zaman biz nüfusumuzu neden bilmiyoruz? Şimdi her şeye mazeret olarak nüfusu getirdik ya. Ama tabii nedir? Beyincimiz bizi nereye götürecek? Nüfusu bilmeyiz çünkü sürekli işte vatandaş yapıyoruz da şudur budur. Gelin o zaman bir rahatsızlık varsa ki yaygın bir rahatsızlıktır bu vatandaşlık yasası. Bu ülkenin vatandaşı olabilmenin kriterlerini değiştirelim. Şimdi siyasetçinin iki dudağının arasında varsa işte istisnai vatandaşlık geçenlerde gene olmuş. Yine bu sorunu gördük evet. Kaldıralım. Alalım ellerinden bu şeyi. Almayalım bakın. Almayalım. Somut kriterle koyalım. Evet. Bakınız. İngiliz sömürge zamanında her türlü yasal düzenlemelerin sonunda da o düzeyde karar vericinin inisiyatifine güçlü bir olanak yaratılıyordu. Tamam mı? Yani kooperatif şirketler mukayyedinin herhangi bir kooperatifin yönetimini şahsi kanaatiyle görevden alma hakkı var. Çünkü adam görüyor ki hırsızlık bir şeyler var orada ama her şey de kılıfına uydurulmuş. O zaman ben sizi görevden aldım derdi. Şimdi biz de bunu uygulamaya kalkalım. Allah'ım. Sevgili Aziz yani şimdi konuşuyoruz beraber. Yıllar ta rahmetli Denktaş'ın zamanından söylüyorum. Bu üçlü kararname kara gözlüğünden bizi kurtarın. Tamam mı? Herkes şikayetçi yalnız ha. Bir dakika. Herkes ya şikayetçi. Ya şimdi ben sevgili İrfan Demir Orman Dairesi eski müdürü. Bilmem ya geçenlerde aradım. Şeydeyim abi dedi, İstatistik Kurumu Başkanlığındayım. Ben de zannettim kahve içmeye gitti. Müşavir çünkü. Oraya gitti. Dedi başbakan beni buraya uygun gördü. Başkan oldu. Başkan. Daha önce de işi, ahşap doğaları, ahşap işi olan biri İstatistik Kurumu'nun başındaydı. Şimdi başka bir yerde. Tamam yani... Derler ki bakanlar dışarıdan olsun. Bizde anayasa 10 tane bakanın, başbakanın dışında meclis, parlamento dışı olmasına izin verir. Bütün bunlar ama yani oldu da geçmişte. Ben de diyorum ki ya beni görevden alınacakla ilgili gerekçe koyun. Yazın. Yasa vardır değil mi yasada? Yok. Şimdi diyor orada şey var. Herhangi bir gerekçe göstermeksizin almak üzere. Onu atarken söylüyor. Atama yapılırken yazıyorlar. İstediği anda alma hakkında sakın. Ya bir dakika. Sen söyle en sonuçta polis genel müdür için. Seni göreve atarlarken. Kimdir bu adam? Bir dakika. Aziz'i görevden alıyorsun. Neden? Hasan Astürer'i atıyorsun. Neden? En azından ekine bir özgeçmişini ekleyin. İşte liyakatın değersiz olduğu bir yerde. Hiç esamesi yok. Devlet çöker ya. Yani ben derim Rumlar bizim içimize gelip bu organizasyonları yapsa bu kadar yapmazlar çünkü belli olacak ki bize zarar vermek için yaptıkları. Evet. Orman Dairesi mi? Ne arar Orman Dairesi'nin müdürü İstatistik Kurumu Dairesi'ndeyse başında? Kişisel olarak değil tabii bu eleştirimi. Nasıl?
Yani kişiyle bir... Yok, ben seviyorum. Biz yok ama... Bu benim işim değil de değebilmek ama, lazım. Evet, her işi de kendi bilen yapsın. Yani bana da bugün deseler gel istatistik kurumunu yönet ve ben gitsem, o zaman da bana her isteyen her istediği eleştiriyi yapsın. Yani bunu bu kadar açık söylerim. Tamam ama... Anlamam, bilmem, işim değil. Ha, orada öğrenirim. Orada öğrenilecek bir iş mi? Değil. Devlet mektep değildir. Evet. Devlet mektep değildir. Hele ki üst düzey yöneticilik, işte liyakat dedik. Liyakatı çok dilimize pelesenk edip söylüyoruz. Liyakat esas, liyakat esas olsun. Herkes çıkıyor. Ben onu işte anlamıyorum. Yani az önceki nüfus olayı da oydu. Yani nüfusumuzu bilmiyoruz. Sayalım o zaman, toplanalım bir yerde, herkes saysın. Yani bu çok mu zor? Bu ülkeyi saymak çok mu zor? Yani Allah aşkına şunu bile yapıyorlar artık. Seçim zamanı bile sayım yapabilirsin belki de sistematiğini geliştirirsen. Ya ki bir defa kapanalım. En fazla seçim yapabiliriz. Evet. Ondan sonra bu bilişim teknolojisini sistemin içine dahil edelim. Ölenleri, doğanları kaybedelim. Evet. Muhaceretle ülkeye giren insanlardan vatandaş olanların dışında olanları da kaydedelim. Ve düğmeye bastığımızda bu kadar insan var şu anda. Bunlar bu kadar şimdi vatandaş, bu kadar değil. Herhalde muhtarları biraz güçlendirmek lazım. Sorumluluklarını artırmak lazım. Yani mahallede muhtarların özellikle köy muhtarları da ama işte Lefkoşa'da, Girne'de mahalle muhtarlarının, bölge muhtarlarının, belki yeni muhtarlıklar, bilmiyorum. Bizim bir de anayasa sıkıntımız var. Anayasa ile barışmadık bir türlü. Bizim bir böyle anayasa sendromumuz var. Bu anayasayı uygulamak zorundayız. Aslında anayasa zorunda olunduğu için değil. Yani anayasanın bize ne kadar yardımcı olacağını, ne kadar işimize yarayacağını bilerek onu uygulamamız lazım. İşte o yüzden yani muhtarlar bu nüfus konusunda çok da işe yarayabilir. Ki bu da bir gerçek. Bu ülkenin muhtarları aslında belki de en iyi siyasetçileridir, en iyi politikacılarıdır, en iyi bürokratlarıdır. Çok güçlü, çok başarılı örnek muhtarlarımız var bu ülkede bizim ve onları katamıyoruz oyuna. Bunları katabilsek her açıyı, her sorunu da çözeriz. Nüfus sorununu ben iddia ederim, eğer düzgün bir yasa yapsak, düzgün bir yetki versek muhtarlarla bir yıl içinde, iki yıl içinde rayına koyarız. Kimin geldiğini, kimin gittiğini, var şimdi MAK diye bir proje var. İşte muhtarlarla yürütüyorlar ama çok yavaş, her şey çok yavaş gidiyor bu ülkede. Yani anlamış da değilim, bürokrasinin çarkları da, ben böyle kalıp cümleleri de sevmem, çok böyle kolaya kaçarız. Yani bürokrasinin çarkları ama bizi konunun özünden uzaklaştırıyor. Yani sorun çözen bir yapıya bir an önce kavuşmamız lazım her açıdan, her noktadan. Yoksa sadece işte peki, atanmışlar, yani alınmışlar. Biz niçin yapmıyoruz derseler ne dersiniz? Fırsat yok. Yani niçin fırsat yok? Şimdi adam gelmiş, oturmuş, herhangi bir bakanlık, herhangi bir daire, örnek vermeyelim, birilerine hedef almış gibi olmayalım ama tek gayle mesela beni aldılar, herhangi bir daireye atadılar. Siyasi bir atama, üçlü kararnameyle Aziz oraya atandı. Aziz'in gaylesi ne olacak? Buradaki benim ömrüm uzun olsun. Çünkü tek gaylem bu. Yani bizim belki toplumsal hedefler koymamız lazım. Bir ara konulduydu. Bir ara çok güzel de oldu. Yani bir Avrupa Birliği mesela, bir Avrupa Birliği hedefi. Yani buna bir hedef olarak, AB kriterleri bir hedef olarak konulabilir. AB uyum yasaları vardı. Komitemiz var bizim mecliste. Ne oldu? Bakın Türkiye, evet. Türkiye, hatırlıyorum, Sayın Erdoğan dedi ki ya biz bunları yaparız. Almazlarsa da. Ama Maastricht kriterleri değil, Ankara kriterleri değil. Biz bunları kendi kendimize uygularız. Günü geldiğinde de almazlarsa da almasınlar. Biz almasınlar, o seviyeye çıkalım dedi. Benimsediğimiz kuralları niye yapmayalım? Hatırlarım ben de. Böyle bir hedef koyalım. Yani demiyorum AB, işte AB yanlısı siyasettir, şudur budur. Hemen de öyle bir şeyimiz var. Yani yaftalarız birbirimizi, biri bir şey söylediği zaman. İşte az önce bu Rumcudur, bu AB'cidir, bu Amerikacıdır. Çünkü cevap vermez. Bakın cevap vermez. Cevap, yani sorarsınız, o cevap vereceğine ya sen de ona kulak verin. Ya o niçin bunu söylediğini önce bana sor. Ben sana söyleyeyim. Niçin? Ya söylediğini yorumla. Adam bunu iddia, bir şey söylüyorsa sen de ona cevap ver. Bu filanın adamıdır.
bilmem ya da şu şudur. Yani yaftalayan insanlar dediğim gibi ya ben yaşadım. Ne kadar kötü dediler, bir şey değil mi? Avrupa yani... Birliği meselesiydi. Karen Fogun Hasan'ı o zaman Avrupa Birliği. Ya o kadını galiba iki defa gördüydüm. Biri Dedeman Otel'de bir toplantı vardı. Şöyle karşıda oturuyordu bir yuvarlak masa. Ve tanımazdım da doğruya doğru. Dedi ki Türkiye Kıbrıs sorunu hallolmadan Türkiye'nin yapacağı girişimler bu pencereden esen rüzgarı alıp götüreceği kadar ağırlık olur. Yani kimdir dedim. Ya kimdir bu kadın? Dediler ki Karen Fok. Neticede sonunda bir defa da Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferans vardı. Ve yerime oturmadan ayaküstü merhaba dedim. Neler ya ne senaryolar. Çok beraber. Güzel, çok güzel senaryolar yaratırız. Çok yani... güzel. Allah rahmet eylesin Aslan Mengüç bir gece buldum yazdı. Çünkü çok sistematikti. Doğan Arman'ın Kıbrıslı gazetesi vardı o da. Böyle sürekli bir yayındı. O bir gün yazdı, gece fark ettik. 200 dönüm Aragadi'de arazim var. Uyandırdım gece 1'e çeyrek kala kendisine. Dedim ki böyle böyle yazdım. Tamam. E belki dedi daha az. Yok. Belki dedi başka bölgede. Yok. Bilen şu bu. Ya dedim yok. Farkında mısınız bunları iddia edenler hiçbir şey ortaya koymuyor dedim. Ama o kadar şartlanmış bir anlayıştaydı. Ben Erenköy'e gittim sevgili Aziz. Aynı insan yine bana Rauf Bey'in rahmetlik ve komutanların önünde orada ne aradığımı sormaya kalktı Erenköy'de. Bağırdım da Trodos'tan aşağı taş düşebilirdi. Dedim, sen kimsin ya da benim buradaki varlığımı sorgulayacaksın? Sen kimsin? Ben mücahitliğimi yaptım bu toprakların sıkıntılarını her şey. Dedim ya sen kimsin? Ve orada buldun işte komutanları vesaireleri. Onlara yalakacılık diye yapacaksın. Dedim bana saldıracaksın. Hayatımda herhalde en yüksek sesini çıkardığım anıydı. Yani işte ama biraz önce geldiğiniz noktaya geldik sevgili az. Yani kimse bir fikir ortaya ya yaz, konuş, kendini anlat. Bunları yapabilir misiniz? Bunlar nedir? O bir şeyse sen de başka bir şeysin. Peki sen nesin? Okuyucunun da aslında bunu sorgulaması lazım artık. Yani, okuyucu sorgulamaz, okumaz zaten. Okumaz. Bütün yaklaşımlar ister sağdan ister soldan olsun okumaz. Yani hep böyle şey var artık orada açık bir damar var. Giden gelen istediği ilacı, istediği zehri basabiliyor. Yani okuyucunun da biraz rafine etmesi lazım. Arındırması lazım. Yani sorgulaması lazım. Sorgulamıyoruz, tepki veriyoruz hemen. Yok uzaklaşıyor. Hemen tepkileşiyor. Uzaklaşıyor. Tepkisel bir gazeteyi konuşuruz. Son kamuoyu yoklamalarında siyasetle medya eş ağırlıkta yıprandı. Ya. Niçin? Güven gitti. Çünkü niçin? Çok iç içe geçti. Hem iç içe geçti hem de yani. Güvenmiyor insanlar. Yani eskiden gazete okudun mu gazete yazıyordu. Ya sen de inanır mı der şimdi insanlar. Ya da televizyonda konuşurdu da birileri inanmam diyor. Dinlemem yani, diyor. Dinlemem diyor. Yani kendi genel anlamda düşünüyorum. Elimizde gözümüzü çıkarıyoruz. Ve sonra da kandırıyoruz kendi kendimizi. Hoşumuza giden kendi düşüncemiz ekseninde laflar olduğunda dinleyip keyif alıyoruz. Onun bana bir faydası yoktur ki. Bildiğim şeyler. Ama bunu yapanlara şu böyle bildiğim şeyleri tekrar duymama ne gerek var? Vatandaş onlara bir göz atar ama itibar etmez. Ha, farklı bir düşünce olsun. Yani benim beyaz dediğime siyah diyen adamı oturup dinlemeye ne kadar çok ihtiyacım var. Çok fazla ihtiyacım var. Neden bu farkın oluştuğuna? Yani haklı mı haksız mı ya da ben mi haklıyım, haklılığımı ispatlamak için değil. Esas o farkın neden oluştuğunu bulmak lazım. Yani bu çok önemlidir. Biz bundan kaçınca o fark geliyor ve bizi eziyor. Yani her iki tarafı da. Tabii ki. Bir tarafta daha az alır nasibin diye bir şey yok. Bunu yakalamak lazım. Yoksa benim beyaz dediğim adam beyaz demiş. Oturdum onu dinledim. Çok mutlu. Gece ben uyudum. Neden? Haklıyım. Yok hak
şey değil ki. Yani hak hukuk arama yeri değildir. Ya, kamu vicdanese biraz. Yani vicdan önemlidir. Tabii. Yani biri bir insan için yere göğe sığdırmasın, onu övsün. Övelim, etsin. Övelim. Ama onun olduğunu bilirse senin söylediğinden değeri var ki. Ama işte bunu işte bazen, bazen değil de çok fazla bundan da etkileniyorlar, etkileniyor insanlar. Yani karşı peki. taraf bizi övüyor, övüyor bir süre sonra, ha bu kadar söylüyor, demek ki ben böyleyim ya. Kişinin kendini bilmesidir ilim. Yani önce kendimizi bilelim. Neyiz, ya. Ne değiliz, mesela ne olmadığımızı bilelim. Düşünebiliyor musun? Namaz kılmayı bilmediğine inandığım insanlar camiden çıkmaz. Evet, yer bildirim. Yer bildirimi yapar. Ben Umre'ye gittim. Başaran düzgün ve yusursu içmezdi. Geldiğimde sorular var. Namaz kıldın mı? Kıldım. Bilir miyim? Bilmem. İnsanlar ne yaptıysa ben de yaptım dedim. Süre Fatiha'yı bilirim. Fatiha'yı da bilmeden gidip gelebilirdim. Çünkü hala da insanlara da öneririm. Gidin Umre'ye derim. Gidin hacca da gidin. Ya o kadar inanmış insanlarla aynı ortamda bulunmak çok hoş bir şeydir. Tamam mı? Bu kadar. Ama işte biz mesela bunlardan çıkar elde etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi büyük bir sorundur. Yani ama birinin buna kanarak çıkar vermesi de yanlış değil tabii mi? Tabii ki işte az önce dedim ya, yani biz ispiyonluyoruz, birbirimizi müzeveriliriz de karşı taraf da bunu durup dinlemeye başladı artık. Beklemeye başladı. İstemeye başladı. Yani doğru, bu dolayısıyla biz de bu defa makamımız ne olursa olsun saygı duymazlar. Evet. Yani bu iki taraflı, iki taraflı bir şey vardır. İşte biraz aynaya bakmamız lazım. Yani kendimize bir ayna tutmamız lazım. Bütün aynaları kırdım, güzelim artık. Değil mi? Güzelliğin formülü bulundu. Evet. Aynaya bakmayacaksın, en güzel sensin. Ha birkaç tane daha sen ne güzelsin diyen adam varsa etrafında. Onları en yakınında tutacak. Müthiş, müthiş. Yani artistsin desin, tamam. İşte bunun öz eleştiriyi yapmak lazım. Yani bir şeyi yaptığımızda ben hep şüphelenirim. Birileri çok fazla ne güzel yaptın dediğinde, ya ben kendim bilen bir adamım. O yüzden bu kadar da olamaz. Yani bir şey vardır bu işte diye bir şey ararım yani. O yüzden gaza gelmeyelim, gofa gelmeyelim, birbirimizi goflamayalım. En kötüsü kendi kendimizi gaza getirmeyelim. Yani o kimdir de sana bunu öğretecek, bana işimi öğretecek. Ya da ya bilmiyorsan herkesin öğretme hakkı vardır. Vardır. Herkes, şimdi konuşmak çok güzel bir şeydir ama dinlemek daha güzel bir şey, daha faydalı bir şeydir. Yani okula gittik biz, öğretmenimizi dinleyerek öğrendik değil mi? Üniversiteye gittik, ilkokuldan üniversiteye kadar geçen süredir. Öncelikle her şeyi öğrenme ağırlıklıdır. Dinleyerek öğrendik ama. Tamam, konuştuk da sorulduğunda cevap verdik ama öğretmenin bilgilerini öğrenmenin yegane temeli dinlemektir. Sormaktır. Doğru soruyu sormaktır. Ama biz artık bıraktık. Biz de o dinleme özelliğini biz kaybettik. Dinleyelim biraz. Ama ne diyor? Dinleyecek ve sorgulayacak. Sorgulama zaten söyledim. Bir öğrenim o sorgulamayı. Örgün öğrenim sürecinde bir hocamız vardı. Sürekli not tuttururdu. Ve en sevmediğim hocam dedi. Ve not tuttururdu. İmla gibi. Ama geldi de bir yere kurşun kalemiyle şey koydu. Söyleyin. İşaret koyardı. İşaret koyardı. Ertesi ders oraçtan devam ederdik. Ben dedim ki ben anlamadım bunu. Yaz dedi bana. Anlamadım dedim. Ben yazmam da. Ne biçim öğrencisin dedi bana. Ben de dedim ki ben size saygısızlık yapmamı istemem ama size ne biçim öğretmensiniz? Ben anlamadığımı size soruyorum. Siz bize imla, bu da imla dersi değil. Öğretimde bir metotla ilgili bir ders bu. Ben bunu öğrenmem lazım. İmla olacak. Olmaz bu. Falan. Ve tepkimi koydum. Gittim idareye gönderildim. Tabii tepkim üzerine. Orada da savundum.
Orada da savundum. Yani ben niye yani ben imla dersinde mi oturuyorum? Öğrenmek esastır ama. Ben yere düşsem bir yerden bilgiyle kalkmayı istiyorum. Merak etmek lazım. Sorgulamak lazım. Merak etmeyen insan hiçbir şey öğrenemez. Yani o sorgulama ama kendimizi de sorgulayalım. Yani sağa sola kontrolsüz ateş etmeden kendimizi de bir sorgulayalım. Ben bugün ne yaptım? Ben bu işi nasıl böyle bu hale getirdim? Acaba bende de bir hata var mı? Aslında çok da zor bir şey değil. Birkaç defa denedikten sonra insan başarır, yapar ve bu alışkanlık haline gelir. Ama tabii bunu da çok üzerimize yük olarak yıkmayalım. Yani hep benim hatam. Ölçüde sorunumuz var herhalde bizim. Yani siyasette, ölçüyü de kaçırıyoruz birçok şeyde. Siyasette daha nitelikli insanların parlamentoda olması çok mu zordur? Zordur ki bunu hep yıllarca söylüyoruz. Söylüyoruz yıllarca ama ben bir büyüğümden şunu yani şunu söyleyeyim. Siz duymuştum. Aziz Karaca saygılı birisidir. Yani elimi vicdanıma koyayım ya. Yani ben sonsuz makama diye ben devlet yapısına ve kültüre saygılı insanım. Ama öyle insanlar bir yerlerde olur ki bütün çabama rağmen içten saygı gösteremiyorum. Evet. Bunu nasıl aşacağız? Yani Aziz Karaaziz'de... Bunu aşmayalım. Hayır, yani bu duyguyu aşmayalım. Ama o insanın orada olmasını nasıl aşacağız diye soruyorsan bana. O soru. Yani, yani bu insanlar ne arar orada yani? İşte kişiselleştirmeden eleştirirsek olayı. Kişiselleştirdiğimiz zaman tabii ki o kişilerin de mutlaka muhafızları var. İşte o muhafızcıklar var daha doğrusu. Ve iş kişiselleşiyor ve özünden uzaklaşıyor. Yani. İşte Ahmet'i eleştirmedim. Ahmet'i oraya getiren sistemi eleştirdim ben. Yani Ahmet niye burada? Belki de başka yerde daha başarılı, daha mutlu olacak. Bu da vardır yani. Kişi beceremediği bir işte mutlu olmaz ki. Aslında. Bu bir doğa kanunudur. Doğanın kuralıdır yani. Ait olduğum yerde kendimi daha iyi hissederim. İşte bu ait olduğun yerin tanımını doğru yapalım. Yani mesleki olarak da doğru meslek tercihi bugün artık bir bilim oldu çocuklara, gençlere bu yönde yön gösteren insanlar var, öğretmenler var. Doğru meslek tercihi. Yani doğru meslek tercihi evet ülkenin ihtiyacı olan, ülkenin ihtiyacı değil. O çocuğun, o gencin ihtiyacı olan birey olarak gelişmesinde ona faydası olacak işler yapsın. Yani berberlikten mutlu olmayan adamı zorla berber yaparsak, doktorluktan mutlu olmayacak adamı zorla doktor yaparsak ki yaptık bu ülkede, aileler burada herhalde en büyük sorumludur. Tabii. Ben çocuğumun böyle olmasını isterim. Ya çocuğa sorduk mu? Gerek yok. Ama öyle bir şey çark düzen yarattık ki çocuklar da sorgulamıyor artık. Gençler hiçbir şey sorgulamıyor. Çünkü aile... Belli ihtiyaçlar var. Karşılanıyor. Maddiyatla ilgili bu ihtiyaçlar hep. Tamamdır. Anne babalık görevini yerine getirdik. Herkes için değil. Tenzih ederim birçok insanı ama azınlık da değil ne yazık ki bu yapı. Tabii eğitimle alakalı böyle bir biraz eğitimle de konuşmak istiyorum da. Okullara, özel okullarda 10 bin dolayında veri var. 10 bin dolayında öğrenci var. 12 bin dolayında. Bunlar devlete dönecek olsa yaklaşık 20 tane okul isteriz. 700 kusur milyon eder bu. Her okula, toplam bu 20 okula da 60'tan hesaplasanız 1200 tane öğretmen ister. Ayda 30 kusur milyon eder maaşları. Maaş bedi karşılığı. 20 okul yapmaya kalkarsanız da 700-800 milyon istersiniz. Bu çocuklar gitti özel okula. Aileler parayı verdiği için okulun hissedarı gibidir. Evet. Öğretmen çocuğa dokunamıyor. Dokunsun mu yani? Kulağını mı çeksin? Yok. Ama geçenlerde ben öğretmen kökenliyim. Biri karşılaştık. Dedi Hasan Hoca bana bir tokat attı dedi. Tabii yani ben şiddetçi değildim ama. Ama o zaman da eğitimin içindeydi bunlar. Bir disiplini yani birazcık korkutma bağlamında.
Ya dedi, haklıydı dedi. Ama dedi, benim şimdi okula giderim. Benim dedi çocuğa dedi öğretmen dokunsa kıyamet kopar. Ya. Yani ben şimdi öğretmenlik zamanımda bir tane çocuğa vurdum. Gitti masa, başı duvara vurdu, bilmem ne oldu, şu oldu, yok öyle bir şey. Yani bugün torunlarımı, çocuklarımı geçmişte sevdiğim, severken nasıl davrandıysam öyle davrandım. Ama bir zaman hatırlıyorum, bir tane Tolga diye bir çocuk vardı. Ona bir gün dedim koridorda, çıkar gözlükleri de gel. Zaten gözlükleri çıkarırken tamamladı vaziyet. Başka bir şey de yapmadım. Geldi annesi ertesi gün. Hasan Bey dedi, Tolgacık çok korktu dün. Ben sevgiyi asla korkuyu egemen değil. Ama hani bir suç, bir cezanın olması, adaleti bulacaksınız. Dedi, Tolgacık çok korktu. E dedim, korksun diye çıkar gözlüğü de geldi dedim. Ama alışkın değil dedi, tek çocuktur dedi. Ama dedim, sizin Tolgacık kantinin düzenini bozuyor. Sınıfın düzenini bozuyor. Teneffüste arkadaşlarının oyunlarını bozuyor. Yani bir problem vardı. E tek çocuktur da ondan. Ve çok ne yapalım dedi. Bu böyle olacak dedi. Ben dedim, size bir fikrim var. Siz Tolgacık'ı evde tutun. Özel ders alsın. Sınav zamanı gelsin. Ama, madem ki... Ama gözlüksüz. Yok, sınav zamanı gelsin. Gözlüksüz. Ama şunu diyorum. Madem beraber bu sosyal ortama, okul ortamına uyumsuzdur. Evde okudum çocuğumuzu dedim. Korkutmayın onu da boşuna. Ha, bu da olmasın. Ama gelelim Doğu Akdeniz Üniversitesi. Ne yapacağız? Ne diyorsunuz? Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde herkes bu işi halledecek diyor ama gidişat kötü. Çok kötü. Buraya nasıl geldik? Tamam, evet, doğrudur. Bunu konuşmak lazım. İşte az önceki konu, dün, bugün, yarın. Bizim bugün konuşmamız gereken Doğu Akdeniz'in yarını ne olacak? Yani çok şeye çok takıldık. İşte yüksek maaşlar alıyorlar, çok yüksek ücretler alınıyor. Tamam, doğru olduğunu kabul edelim bunun ama sürdürülebilir mi? Önce çıkalım bunu konuşalım. Bu kadar yüksek maaştan bu kadar çok öğretim görevlisine gerek var mı? Gider mi? Gitmez mi? Peki gerek yoksa ne yapılacak? Yani insanları işten mi atalım? Bu çözüm mü değil, çare mi değil? Üniversitenin geliri artırılsın. Bunu söyleyenler de oldu. Hatta yarı şaka yarı ciddi kampüs üzerinde bazı ticari fikirler ortaya atanlar da oldu. Hı hı. Yani bu belki de olabilir aslında. Araştırmak lazım. Örneği var mı? Yolu nedir? Bunları konuşmak lazım ama çabuk yapmamız lazım. Yani ikinci bir Kıbrıs Türk Hava Yolları faciası yaşamayalım. Konuşa konuşa ya da konuşmaya konuşmaya yapıcı öneriler ortaya koymadan işte kaç gün geçti, biz Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni bayağı bir zaman oldu. Yüksek sesle artık konuşmaya, tartışmaya başladık. Neredeyse bir aydır artık. Geçen hafta döneminde iki tane yazı yazdım. Sayın Bakan'ın da dahil olduğu, Sayın Eğitim Bakan'ın da dahil olduğu bir konuşma, tartışma ortamına girildi ama aynı yerdeyiz. Şimdi aynı yerde değiliz aslında. Öyle bir yer ki sabit durduğun zaman geri gidiyorsun. Uçuruma doğru gidiyor. Yani bir tekne düşün, motoru stop etmiş, akıntıya kapılmış ve çok büyük bir uçuruma, şelaleye doğru gidiyor. Parçalanacak, içindeki herkes telef olacak. Bir an önce o motoru çalıştırıp oradan uzaklaştırmak lazım. Bir de çok ben gerçekten anlamakta güçlük çekerim. Niye? Bir üniversite, bir ilim irfan yuvası. Ve ben hep şunu söylerim. Bu ülkenin sorunlarının çözümünde, tüm sorunlarının çözümünde üniversitelerimizin mutlaka ve mutlaka dahil olması lazım. Katkı koyması lazım. Akıl, fikir en çok ihtiyacımız olan şeydir aslında. Çok fazla olduğunu düşünüyoruz ama okullarımız verebilir. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi böyle bir konudan için kendi yarasına merhem bulamadı. Yapamadı. Yanlış yönetildi. Bu barizdir. Yani doğru yönetilse böyle olmaz. Sayın Bakanım, ben Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun bu maaşlarla ilgili bir düşüncesi var. Varsa da söyleyelim. Yani ortaya koyalım. Konuşalım ama taraflar bir araya gelsin, konuşsun. Taraflar şu an herkes bir köşede. Sendikayı görüyorum başka yerde. Çalışanlar, hocalar. Birinci etapta başka yani hayat pahalı. Temmuz'daki ama, hayat Haziran sonu hayat pahalı ödenmesin. Ya da o oranda ödenmesin. 13. maaşlar da
belki kesintiye gidebilir. Şu ben an bunu, için çare değil bunlar. Bunu çok rahat söylerim. Niye? Çünkü ben bir BRT çalışanıyım ve biz bunları BRT'de hep yaşıyoruz, hep sürekli yaşıyoruz. Yani maaşlar artsın mı, artmasın mı, zora giriyoruz, personel fazladır. Biz böyle geldik yani, BRT'le böyle yaşıyoruz ve bunları konuşmak sadece çözüm değil, sadece konuşmak değil, bir yerde çok klişe olacak işte, elini taşın altına koyma lafını çok kullanıyor bu ülkede. Bu da ne kadar içler acısı bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Derdimizi ya da durumu anlatabilmek için en fazla kullandığımız ifade budur. Eli taşın altına koymak. Yani illaki canımız yanacak. Ha evet. Şimdi acısız çözümü var mı Doğu Akdeniz'in? Yok gibi görünüyor. Ne kadar insanın canı yansın, kaç kişinin canı yansın. İşte Doğu Akdeniz devam etsin, oradaki çalışanların, tırnak içinde söylerim tabii, canı yansın maaş açısından, gelir açısından. Aziz'in canı yanmasın, Doğu Akdeniz devam etsin. Çünkü Doğu Akdeniz kapanırsa benim, kişisel olarak söylerim, benim çok canım yanar. Yani çok üzülürüm. Bak. Kaybı çok büyük bir kayıptır. Yani bunu önce herkesin anlaması lazım, benimsemesi lazım. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi bu ülke için sıradan bir kayıp olmaz, ufak tefek az buz bir kayıp olmaz. Çok büyük bir kayıp olur her açıdan, hem ekonomik açıdan hem de bilime inanıyoruz, ilime inanıyoruz. O açıdan da yani bugün parayla böyle bu tarzda, bu çapta üniversiteleri ülkesine kuramayanlar var, ülkeler var. Tabii ki. Biz ne kadar şanslıyız ki oradaki insanların, akademik beyinlerin çoğu da kendi insanımız. İşte beyin göçü diyoruz. Doğu Akdeniz'in bir de o yönü var. Beyin göçünü de belli oranda olsun azaltıyor ya da bir yerde absorbe edebiliyor. Tamamen engelleyemese bile. Yani çok boyutlu bir olaydır Doğu Akdeniz Üniversitesi. Sadece öğrencilerin gelip işte Mausa'ya para bıraktığı, orada bir ekonomik hareket yarattığı. Tabii bu noktaya baktığımızda sevgili Aziz şu vardır. Öğrencilerin, üniversiteye gelen öğrencilerin iki ana kalemde giderleri vardır. Bir okula dönük giderleri vardır. Bir de yaşam. Bir de yaşamla ilgili giderleri vardır. Yani dahi bir miktar desteklenmelidir. Çünkü dahi kapansa ve bu öğrenciler eksilse nerede katkıları olduğunu çok daha rahat göreceğiz. Değil mi? Kesinlikle. Çok daha rahat göreceğiz. Yani onun için bütünlüklü düşünmek lazım. Yani az önce liyakattan bahsettik. Kimseyi daha hedef almak istemiyoruz ama dahi gibi önemli bir, ben bir zaman diyordum, cahit dahi cumhuriyeti diye bir ifade kullanmıştım. Bu kadar bütçesi büyük bir yapının vakıf yönetim kurulunun da daha özenle seçilmesi gerekmez mi? Ya da özerk olması lazım. Özerk ve demokratik, doğru. Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Çok güzel, çok geleneksel, çok güçlü üniversiteler var Türkiye'nin. Özel üniversiteler de değil aslında. Gidelim bakalım nasıl yapmışlar, soralım. Ben yani oradaki hocaların seve seve, koşa koşa gelip yardım edeceğine inanırım. Yani bilirim yani, daha doğrusu. Şu vardı, DAÜ bir vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi mi değil mi? LAÜ ile birlikte. Varsa bunları, güneyde örneğin Kıbrıs Üniversitesi devlet üniversitesidir. Her ay maaşlar maliyeden çıkar. Şimdi evet. DAÜ de emekliler açısından sorumluluğu hazineye devretmeyi de arzu ediyor. Çünkü bu 39 bir, kadar bir çalışan ve emekli öğretim üyesinin içinde 100 ve 120 milyon, %120 bin TL aylık maaş alanlar var. O maaşı aldıktan sonra da ay gidip bir başka yerde çalışmaya devam eden var. Bir şekilde bu düzenlense, evet, ve emeklilik yaşı gelenler tekrar daha uygun şartlarda çalışabilir olsa belki de başka getirileri de, ama biz bu konuları çok da sağlıklı konuşmuyoruz. Tabii ki yani devletin DAÜ'den beklentisi olur, halkın DAÜ'den beklentisi olur da işte hükümetin, siyasetin DAÜ'den hiçbir beklentisi olmaması lazım.
Yani onu ayırabilmek. Ama yani. Diyor siyasiler orada ne kadar istihdam olanları, oranın imkanlarından yararlanma biliyorsunuz. Ne kadar ihtiyaçtı sayın açıklama da yapıldı ama işte iddia edilir ki kısa bir süre önce koalisyon ortakları 70-80 kontenjan ayırmışlar birbirlerine. O da geçici kadroda, geçici işçi kadrosu bir de. Yani işi alacakları kişiye de çok cazip bir şey sunmuyorlar aslında. Ha şu var, al sen gir de sana kimse bir şey yapamaz artık. Çok şey, gir, kurdalan sen de. Yani işlermiş ya, gibi ya. Orada ha, bizim çocuk boştadır. Tamam biz bu şartlarda bu ülkede bir de hiç böyle içimiz cız etmeden asgari ücret tartışırız. Asgari ücret ne kadar olsun? Ne zaman olsun? Nasıl olsun? Yok yani bu kadar bu çifte standardın herhalde şeydir, dikalasıdır. Yani bu özel sektörde çalışan kendini çalışmıyor sayıyor. Ta ki devlette işe girsin. Güvencesi yok. Yok evet. Ama nedir güvence? Şimdi özel sektörde çalışıp da güvencesi olan insanlar var. Neden? Çünkü kendi kapasitesiyle. İşinin evet. Ama bu her yerde geçerli değil. Çok azınlığa düşüyor çünkü. Ama düşmesin. Özel sektörde. Güneydeki sendikalaşmaya paralel çok karşılar. Yani çok uzağındayız o işin. Evet. Yani hiç sıcak bakmıyorlar. Yani ben onu anlayabilmiş değilim. Yani bu şeye benziyor. Yani ticaret odası, ticaret yapan ticaret odası, sanayi yapan sanayi odasına gider de niye iş çalışana geldiği zaman o da sendikalı olmasın ki? Ki evet. Yani özel sektör dediğimiz insanımız bugün ya ticaret odasına ya sanayi odasına çoğu kayıtlıdır değil mi? Meslek evet. İcra ederken. Evet. Çalışana geldi. Patronun, işverenin sendikası var bu ülkede. Evet. Patronlar örgütlü. Tamam örgütlü olsun beni rahatsız etmez de. Çağdaş toplum örgütlü toplum. Çalışan. Yasayla ben yasayla bunun getirilmesinden yanayım. Yani nasıl ki bir doktor meslek icra ederken gidip tabipler odasına, tabipler birliğine. Avukat baroya gidiyor. Avukatlar, mühendis, mimar. Evet. Bunu zamanında koyanın mantığı mesleki disiplini değil mi? Yani evet. Onlar onlar farklıdır. Onlar meslek örgütüdür. Tamam. Bu da hak örgütüdür. Peki. Yani. Ara seçimi bir milletvekili için sandık kurulacak. Evet. Ne getirir ne götürür. Şimdi aslında UBP açısından daha kritiktir diye düşünürüm ben. Bunu geçen yazdım da ben. Hatta Sayın Başbakan'ın o bir yıl basın toplantısında işte erken seçime gidilecek de erken seçim için manifesto gibi olduğu söylendi. Katıldım bir yere kadar. Çünkü işte ilk evim kredisi olsun. Daha başka birçok cazip şeyleri ama ilk evim kredisi dendi ama onun hesabı kitabı yapıldığında da 16-17 bin lira taksit. 18-20 bin lira taksit. Dalga mı geçiyoruz? Yani, kaç yıl sonra o rahat bir şekilde ödenir hale gelir mümkün. Allah bilir yani. Evet. İşte Sayın Başbakan o gün aslında bence bu bendeki algıdır. Ara seçim için bir manifesto açıkladı. Neden? Çünkü ensesinde erken seçim baskısını artık hissetmek istemiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi ara seçimde bunu çok kullandı. Ara seçim öncesinde çok kullandı. Ama samimi olarak istense erken seçim, ben erken seçimin muhalefet tarafından da ısrarla istendiğine inanmıyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi ki aslında çok da gözden kaçtık. Herkes adayını açıkladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde henüz resmi bir açıklama yok. O ara seçime aday kim olacak? O ayrı bir konudur da eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi iyi bir oy alarak bu milletvekilini kazanırsa erken seçim konusunda hükümet üzerindeki eli güçlenir. Evet. Bunu istemez Sayın Ünal Üstel çok tecrübeli bir siyasetçidir. Evet. Bu aşamaya gelebileceğini biliyor ve bence bu açılımların devamını ben beklerim. Ara seçimi mutlaka ve mutlaka kazanmak ister. Her açıdan kazanmak ister. Aritmetiğe hiçbir faydası yok. İyi bir aday Ali Başman. Kesinlikle. Ama ben fırsatım olmadı yazacaktım. Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili adayı Tahsin Ertuğruloğlu olmalıydı. Bakan olmasa sebebiyle mi? Hayır. Görüşleri de vardır. Duruşu vardır. Bakanlığıyla beraber çünkü
ciddi bir siyasi duruş sergilerken zaman zaman derler ki sen milletvekiline seçilmedin denir. Çok eleştirilir o yönünde, evet. Evet, işte bir fırsattı ve Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun görüşlerine... O da biraz aslında çifte standarttır o eleştiri. Bir yana teknokrat bulsun bakanlar deyip de diğer yandan da hayır, bu pozisyondaki madem ki o kişiyi hayır, seçilmedin tercih ediyor, diye. Tercih ediyor musunuz siz? Teknokrat ben tercih ederim mesela. Ben etmem. Çünkü bir siyasi bedel ödemek boynunda asıl durması lazım günün sonunda. Teknokrat şöyledir, alır kalemi gider. O kadar basit. İyi olur. Yönü de var ama. İyi yönü de var. Bakınız yani güneyde teknokrat kabine vardır. Kimse de kolay kolay kalemi alıp gitmiyor. Ve onlar da aslında siyasi gitmek, destekle geliyor. O kalemi alıp gitmek aslında güçtür de aynı zamanda. Yani bana çok baskı yaparsanız yani inanmadığım bir şeyi yapmam için alır giderim kalemi alırsınız öyle. Yapacağım. Yani biz işte erken seçim görmüşsünüz. Erken seçim görmem. Erken seçim az önce sen de başladın söylemeye. İsteyenin de çok yürekten istemesi lazım. Yani bu kadar yürekten çağırma beni. Biz yürekten çağırmıyoruz şeyi. Yürekten çağıralım. Memleket daha güzel olsun. Evet, ben de istemem erken seçimi açıkçası. Evet. Kendi yapımız içerisinde bulalım sorunların çözümünü. Her parlamento seçimi, genel seçim bir aritmetik zenginliği yaratır. Evet. Ve o zenginlik içerisinde bütün seçenekler halkın iradesine saygı olarak değerlendirilmelidir. Kesinlikle. Varsa denilmemiş seçenekler hepsi de denilebilir. Sevgili Aziz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim, çok keyif aldım. Keyfimiz eksilmesin. İşim senin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Aziz Karaziz, Ayak Radyo Televizyon Kurumu'nun düşünen insanlarından bir tanesi. Onunla ne güzel sohbet ettik. Çünkü zaman zaman benim en ciddi eleştirilerimden bir tanesidir. TAK Ajansı ve Ayak Radyo Televizyon Kurumu Kıbrıs Türk toplumunun düşünce dünyasına kanaat önderi kabul edilebilecek, düşünceleri dikkate alınacak, insan kazandırma bakımından biraz çorak bir arazi özelliği taşıyor. Oralardan gelen arkadaşlarımla sohbet etmekten de ayrı bir keyif alıyorum. Davetlerine de giderken orada etkileşimli bir sohbet yaparak o yapıya da bir dolaylı katkı yapma tercihimle giderim. Aziz arkadaşımla bugün güzel bir sohbet yaptık. Tekrar sizlere bizleri izleme tercihiniz nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Tabii bir gün Aziz Garaziz'le biz Sayın Fuat Oktay'la bir kahvaltıya katıldık. O çok güzeldi ve eleştirdiğimiz var ya yaklaşımlar o gün benim burada ne söylüyorsam neredeyse tümünü o masada söylediydik. Ve zaten sormuştum, demiştim bizi dinlemeye mi çağırdınız, bize konuşacak mıydı? Tabii ki Hasan Bey dediler ve sanıyorum Aziz kardeşim de hemfikirdir. Terbiyeli bir şekilde, üslubumuz düzgün ama ne söylemek gerekirse söyledik. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Oldu, sağ ol. Sağ ol. Hadi, bay bay.